Herkese merhaba, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle beraber milföy tatlısı yaptım. Size onu göstermek istiyorum. Şu an yakından göstereyim. Harika bir tatlı oldu. Instagram ve TikTok'ta paylaştım. Bayağı izlenme aldı, çok beğenildi. Beğenilmişken ben de YouTube'a ekleyeyim dedim. Umarım beğenirsiniz. Çıtırına bakar mısın diye. Şöyle göstermek istiyorum. İçine de göstermek istiyorum. İçi muhallebi dolgulu, dışı çikolata soslu bir tatlı, gerçekten enfes. Tavsiye ediyorum, şurada göstereyim size. Aynı sana göstereyim yine de. Gördüğünüz gibi. Evet, şimdi hemen tarifimize geçelim. Eğer bana destek vermek istiyorsanız videolarımı izleyip like atıp yorum yaparsanız bana destek olmuş olursunuz. Çok mutlu olurum. Çok teşekkür ederim şimdiden. Hemen lafı uzatmadan tarife geçelim. Önce bir paket mikser hamurumuz var burada. Şunu açıyorum. Aç. Buzluktan ne çıkardım? Buzlu hala ama fazla değil yani. Fazla buz olmasına gerek yok. Bendeki çok ölmüş. Güneşte beklettim. Şu an bir tanesini aldım. Şöyle ortadan kesiyorum. Düz bir şekilde. Siz kaç parça kesmek isterseniz o şekilde kesin. Ben büyük büyük kesmek istiyorum. Bu şekilde daha iyi olduğunu düşünüyorum. 4 parçaya kesiyorum ben. Şöyle bir tepsi aldım. İçine az bir şey yağlıyorum. Fazla yağlamanıza gerek yok çünkü ben her ihtimale kaç şey aldım. Yapışın fark etmedi. Yağladım tepsimi. Kestiğimiz milföyleri tepsiye yerleştiriyorum. Şöyle yakın olsa sorun olmaz. Hiçbir sorun olmaz, merak etmeyin. Zaten bunlar pişerken küçülüyor yani. Bıçağım biraz yamuk kesti. Sorun değil. O da sorun değil. Şöyle bana. Şunu da aynı şekilde kesiyorum. İkinci milföye geçtim. Aynı şekilde kesiyorum. Dörder parçaya kesip tepsimin içine yerleştiriyorum. Siz de katli kesin bence. Ben biri büyük biri küçük kestim. Olduğu kadar. Tepsiyi bu şekilde dolduruyorum. Ben doldurup geleyim. İkinci tepsiyi de doldurdum ben. Evet, tepsim doldu. Şu an tepsimi önceden ısıtılmış 180 derece fırına götürüyorum. Milföy hamurumuz fırında pişiyor. Biz şu an çikolata sosunu hazırlayacağız. Çikolata sosu için 1 yemek kaşığı un, 1 yemek kaşığı kakao, 1 su bardağı su, 1 su bardağı süt ve yarım çay bardağı kadar şeker. Yarım çay bardağı. Ben göz kararına koydum. Yarım çay bardağı. Şunu topak kalmayacak şekilde karıştırıyorum. Topak kalmayacak şekilde karıştırdım ve şimdi bunu ocağımıza alıyoruz. Çikolata sosumu ocağa aldım. Ben ilk önce muhallebisini yapacaktım. Ondan sonra sütüm yetersiz geldiği için bakar süt almaya gittim. Pardon, gönderdim süt almaları için. Önden de o süt gelene kadar ben de çikolata sosunu yapayım dedim. Hem daha acil olur. Şimdi eğer imkanı varsa muhallebi yönünden yaparsanız daha iyi olur. Kaynamaya bıraktım şu an. Kaynamak üzere. Çikolata sosumuz kaynamaya başladı. Yaklaşık 1 dakikada kaynıyor. Şu an altını kapatıyorum. Bu kadar yeterli. Dibine tutmasın. Altını kapattım ve soğumaya bırakıyorum. Kapanmadı. Kapanmadı. Çikolata sosumuz oldu. Soğumaya bıraktım. Bir de milföy hamurumuz pişiyor fırında. Şu an muhallebisini yapmaya başlıyorum. Tencerenin içine 5 yemek kaşığı un alıyorum. Thank you.
Evet, tencereyimize 5 yemek kaşığı un aldım. Üzerine 1 su bardağı şeker ekliyorum. Ve 5 su bardağı süt ekliyorum. Tahminim en 1 litre. 1 su bardağını dengeli. Biz yine de ölçelim. 2. 4. bardak. Ve bu da 5. bardak. Koydum. Evet, muhallebi de şöyle tupak olmaması için karıştırıyorum yavaşça tencereyi çizmeden. Bir önceki videomda fazla hırpalamışım tencereyi. Geçenki hatayı yapmayalım. Şöyle alttan üstten pardon üstten şey yapalım. Koydum. Muhallebiyi de koydum. Kaynamaya bırakıyorum. Kaynana kadar bırakmayalım karıştırmayı, dibini tutmasın. Evet, milföy hamurlarım fırından çıktı, pişti. Üstü kızardı, az bir şey. Fazla kızarmasına gerek yok. Sadece hamur kaynayacak şekilde pişmesi yeterli. Altını göstereyim şu şekilde ve soğumayı bırakıyorum. Hamur çok sıcak. Biz muhallebiye geri dön. Muhallebim kaynamak üzere. Kıvam almaya başladı. Muhallebim kaynadı, gözü gözü oldu. Yaklaşık 2 dakikadır kaynıyor. Şu an altını kapatacağım. Muhallebi rengi niye böyle diye soracak olursanız onun esmer olduğu için rengi biraz esmer. O yüzden bu da sorun etmez. Takılmayın yani be. Şu ocağın altını kapatıyorum. Muhallebim oldu. Ben içine bir tane vanilya ekliyorum. Eğer isterseniz siz eklemeyebilirsiniz. Ya da isterseniz 2 yemek kaşığı tereyağı da ekleyebilirsiniz. Ben tereyağı içini hiç karıştırmak istemiyorum şu an. Biraz daha güzel olacak. Vanilya ekleyip bir kere karıştırıyorum şöyle. Ve bunu da soğumaya bırakıyorum. Çikolata sosumu da göstereyim. Çikolata sosum da soğudu. Şimdi yaklaştı kardeşim biraz. Gördüğünüz gibi çikolata sosum da böyle gerçekten harika oldu. Üzeri kabuk tutmaması için arada bir karıştırın. Milföy hamurları soğudu. Şöyle göstereyim nasıl yapacağımızı. Şöyle ortadan ikiye açıp eşini kaybetmemek için ben birini böyle şöyle koyacağım. Ortadan ikiye açıyorum şöyle. Dediğim gibi eşlerini karıştır. Evet, şimdi milföylerin içini doldurmaya geçelim. Şu tarafı göster. Şöyle içine bir yemek kaşığı muhallebi koyup kapağını kapatalım. Diğer kısmını soğumasını beklesek daha iyi olacaktı aslında. Şöyle içlerini dolduruyoruz. Muhallebim fazla biraz çiçek olduğu için donmadı. Siz bekleyebilirsiniz soğumasını. Hiç sorun değil ama ya. Sorun etmeyecektir. Ya, dur. İçini doldurduk. Şu an üzerine çikolata sosu ekleyeceğim. Süsledim.
Şu an çamaşır sosunu koydum. Süslemek için Hindistan cevizi kullanıyorum. Azar azar ekliyorum üzerine. Eklemeyebilirsiniz. Sorun değil. Neyle süslemeniz tamamen size kalmış. Evet, gördüğünüz gibi bitti, hazır. Şu an sadece gereken buzdolabında 10-15 dakika bekletmem lazım. Videomuzun sonuna geldik. Videomu buraya dediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın.